Merhaba arkadaşlar, Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel kışlık salatalık turşusu hazırladım. Şimdi bütün aşamalarıyla paylaşacağım. Önce kornişon, taze güzel salatalıklar aldım. Daha sonra güzelce yıkadım. Limon tuzu attığım bir suda yarım saat beklettim. Üzerine yapışan kirlerden arınsın diye. Sonra salatalıkların alt ve uç kısımlarını bir bıçak yardımı ile derin olmadan aldım ve kürdanla birkaç yerinden delikler attım. 4 kilo salatalık için kullandığım malzemeler: bir baş sarımsak, bir tane limon, 4 yemek kaşığı salamura iri tuz, kaya tuzu, 4 tatlı kaşığı toz şeker, 4 çay bardağı sirke, üzüm, elma hiç fark etmez, yarım bağ maydanoz ve kesinlikle hazır su kullanıyoruz. Şebeke suyu asla kullanmıyoruz ve gördüğünüz gibi taze salatalıklar aldım. Turşunun bütün malzemesini hazırladım ve turşu için 4 kilo salatalığımı alacak büyük kavanoz ayarladım. Bütün malzemeleri kavanozun alması için düzenli olarak yerleştireceğim. Önce kavanozun tabanına küçük doğradığım sarımsaklardan attım. Sonra üzerine salatalıkları sırasıyla diziyorum. Aralarına sarımsak ve kabuğunu soyduğum limon parçalarından da yerleştirdim. Bütün salatalıkları boşluk kalmayacak şekilde diziyorum. Aralarına sarımsak ve limon dilimleri atıyorum. Dilerseniz salatalıkları 1 litrelik kavanozlara da yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Salatalıkların içerisine birazcık acı tatlı biber de kullanabilirsiniz. Ben sade salatalık olarak hazırladım turşumu. İçerisine 1-2 tane süs biberi koyacağım ve gördüğünüz gibi bütün salatalıkları hazırladım, yerleştirdim, kavanozun içerisine sığdırdım. Birkaç tane de süs biberi yerleştiriyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için 4 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum, hafif tepeleme. Dört tatlı kaşığı toz şeker kullanıyorum. Dört çay bardağı üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi turşunun içerisine hazır sudan yarısına kadar dökeceğim. Kesinlikle şebeke suyu kullanmıyoruz çünkü turşumuz bozulur. Klorlu olduğu için turşu bozulacaktır. O yüzden hazır su kullanıyoruz. Şimdi hazırlamış olduğum sosu salatalıkların üzerine döküyorum. Kalan kısmına da kavanozun ağzına kadar hazır sudan kullanacağım. Ağzına kadar dolduracağım. Tabanında kalan sosu da döküyorum.
Şimdi turşumuzun suyunu hazırladık. Üzerine maydanoz yerleştireceğim. Kalan limon dilimlerini de üzerine yerleştiriyorum. Kaşıkla üzerine bastırıyorum. Ve kavanozun ağzını streçliyorum. Şimdi kavanozun kapağını sıkıca kapatıyorum. Ve turşumuz hazır. Serin kuru bir yerde muhafaza edeceğiz. 15 gün sonra turşumuz yemeğe hazır olacak. Şimdi arkadaşlar salatalık turşusunu bütün aşamalarıyla paylaştım. Eğer siz de bu salatalık turşusunu denemek isterseniz kolay gelsin, afiyet olsun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.